Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlarla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Avustralya Başministri Xitay'dan keçirim soruşunu talep kıldı. BBC haberlerinin 30. Noyabr'daki haberde bildirilmişçe, Avustralya Başministri Siko Morrison Xitay'dan saxta surat tarqatqanlığına qarata keçirim soruşunu talep kılgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian 30 noyabr Twitter'da bir surat hambarlagan bo'lib, suratda bir Avustraliya askari qo'zi tutib olgan bir Afg'onistonlik balaning yonida qon yuqi pichoqni tutib turgan. Zhao Lijian suratga qo'shib, Avustraliya askarlarining Afg'oniston fuqarolari va mahbuslarini o'ldirishi kishini cho'chitdi. Biz bu qilmishni qattiq ayblaymiz va ularning javobgarligini surishtirishni talab qilamiz deb yozgan. Ammo bu suratning o'zgartirilgan saxta surat ekanligi oshkorlangan. Avustraliya Baş Ministri Morrison bununla derhal inkas kaydırıp, Xitay'dan keçirim soruşunu talep kılgan, hem de Xitay'dan kişine yürgen durduğun bu suratını hem beherlengenlikten numus kılışı kereklikini bildirgen. Avustraliya Radyo Şirketi'nin haberde aşkarlayışça, bu surat Avustraliya askerlerinin işki Afganistanlık üsmünü piçak bilen öldürgenlikte doğrusudaki delillenmeyen mişmiş gepler iken, münasuvatlik teşhirişlerde bunun rastlıkını ispatlaydığını hiç kanda pak tipilmeğen. Avustraliya Devlet Müdafiye Armiyasından teşhirişte məlum bilişçe, 2009 yılından 2013 yılıca bolğan aralıqda 25 Avustraliya əskeri 39 Afganistan puxrası ve məhbusunu öldürgen deyip guman kılgan bulup, bu ahval kən küləmlik narazlığını gəldirib çıxarğan. Növətdə saxçılar bu vaxtdaki gumanlarının rast yalğallıqını təşhürməkdikən. Xitay bayanatçısı Hua Chunying, muhbarlarını kütüyle yığında bu vaxtdaki məsuliyyətin özünü kaçırıp, Mezkur özgertilgen suratdan kimning asir ekanligining aniq emas ekini, ammo uning to'g'ridan keng tarqalganligi nurg'un kishilarning bu vaqtdagi g'azabini ibodatlab berganligini bildirgan. Agar Avustraliya hukumatı o'z askarlarining Afg'onistondagi begunoh kishilarni o'ldirganligi uchun nomus qilmay, aksincha boshqalarning bu ishga bo'lgan noroziligini ayblasa, bu soddalik va ongsizlik bo'ladi degan. Ma'lum bo'lishicha Avustraliya taraf Twitter shirkatidan Zhao Lijianning bu yozmasini o'chirishni talab qilgan bo'lib, buning saxta uchurga tayyor ekanligini bildirgan. Xitay xo'jayin Xitoylarning ish haqqi bay yuqori shunga Uyg'urlarni ishlatdim dedi. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sinda Sharqiy Turkistonning ma'lum bir yerisidagi itizliqda ishlayotgan 30 yoshlik Uyg'ur ayollari ko'rsatilgan bo'lib, sinni tarqatgan Xitay Xitoylarga berilgan maosh bay yuqori. Uyg'urlarni ishlasak o'xshash ishlayalaydi deb yozib qo'ygan. Sharqiy Turkistonga ko'chirib apirilgan Xitoylarning yuqori maosh va yuqori ta'minotdan bahraman bo'lganligi azaldan sir emas bo'lib, yillardan beri hatto Xitoy ishchi xizmatchilarining maoshini so'rashqimo cheklama qo'yib kelgan. Xitoy yaqinqi necha yil mobaynida Sharqiy Turkistonda jazo lagerlarini tasdiq qilgandan sir, tijoratchilarning mol-mulklarini va dehqonlarning uy zimillarini va terilg'i yerlarini tartiblash orqali xalqni iqtisodiy to'rlikdan butunlay mahrum qilib, Arqadan halliq səviyyəyə yetkizüş bahanəsi bilən tövən maaşda yəki qul orunda işiltişini davam qılmaqda. Xitay Amerikanın 4 əməldarıqa caza yürgüzdü. Fransiya Xalqara Radiosunun 30-cı noyabrdəki xəbirdə bildirilişcə, Amerikanın Xitay və Hongkongun 4 əməldarıqa caza yürgüzgəlikiyə qarıta Xitayma oxşayış caza yürgüzdəqalıqını bildirgən. Xəbərdə qayt qilinişcə, Xitay Taşqı İşlər Ministriki bayanatçısı Hua Chunying, Hongkong münasibətlik məsələlərdə ifadəsi naçar deyib qaralğan 4 amerikalıqqa caza yürgüzgəlikini, onların Hongkong və Omanğa kirişinin çəkilməqalıqını elan qılğan. Bu 4 kişi, Amerika Devletlik Demokratiya Fondi Cemiyetinin Asiya İşlerine Mesul Yukarı Derecelik Başlığı John Kinaus, Amerika Halkara İşler Demokratiya Cemiyeti Asiya İşleri Mesulü Anad ve Hong Kong Şöbüsü'nün Bölüm Başlığı Rosario ve Tür Mesulü Şöde Avlar iken, Hua Chunying yana Hong Kong Xitay'nın zemini, Hong Kong'un işleri Xitay'nın içki işi, Amerika Hong Kong meselelerine ağırlayışını derhal toxtuş gerek diyen sözlerine tekrarlaşını unutup kalmağın. Reuters agentliğinin haberine asaslananda, Amerika bunundan ilgili Hong Kong nusxusudaki devlet bihateli kanununa karta alakadar emeldarlarının ceza tizimlikini kengaytip, Xitay ve Hong Kong'un yine 4 emeldarını cezalaydıqalıqı deyilen kılığan. Xitay'nın siyasi büro yığında uruş tayarlığı tekitlendi. Fransiya Xalqara Radiosining xabarida bildirilishicha, Xitay Kommunistik Partiyasining bugun o'tkazilgan siyosiy byuro yig'inda diqqatni va kuchni urush tayyorligiga markazlashtirish alohida ta'kidlangan. Xabarda Xitay axborot vositalarining xabari naql keltirib, Xitay siyosiy byuro yig'inda Kompartiya rahbarligining qayta ta'kidlanganligi,
Urushqa tayyorlik qilish va barliq aktiv amillarni safarbar qilishning muhim nuqta qilinganligi ko'rsatib o'tilgan. Xinhua agentligining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi 30-noyabr Xi Jinpingning raisligida yig'in ochgan. Yig'inda Xi Jinping Kompartiya a'zolarining huquqini qudash nizomi qatorliq 3 belgilimini ta'kidlagan. Biroq 3 belgilimining konkret mazmuni e'lon qilinmagan. Yig'inda yana harbiy ishlar komiteti raisining mas'uliyati to'liq va atroflı ijro qilish Xitoy Kompartiyasining markazlik va birlikka kelgan rahbarlik rolini kuchaytirib, armiyani bir tutash boshqarishda chiqib turish. Partiya Markaziy Komiteti va Markaziy Harbiy Ishlar Komitetining markazlik va birlikka kelgan rahbarlarini kuchaytirib, urush tayyorligini markazda chiqib turish qatorliklar talab qilingan. Yig'inda yana birlikka kelaydigan barliq kuchlar va barliq amillarni safarbar qilib, oldingi safni mustahkamlashga va taraqqiy qildirishga chaqiriq qilgan. Xitoy talash tortishdagi chegara rayonida kent qurdi. New York vaqt gazetasining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy sunniy aral yasab, dengiz tavallikini kengaytirish yilisini qayta ish qilib, bu yil Tibet bilan Butan chegarasidagi tog'loq rayonida yangi kent qurib chiqqan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy To'rsa daryosi qirg'og'iga 100 dan ortiq kishini ko'chirib akilib, 20 necha yangi uyga o'rnatilgan. Butan davlatlarining oshkorlashicha, Xitoy qurgan bu yangi kent Butan zaminidan taxminan 2 km ichida ekan. Sunniy hamra xotirlagan suratlarimi bu ahvolni isbotlagan. Bildirilishicha, bu yil Xitoy armiyasi Himalaya tog' tizmasiga kuch to'plab, Hindiston o'zining tavalliki ekanligini ta'kidlayotgan yerga bisib kirgan. Bu holat Xitoy Hindiston chegarasidan necha 10 yildan buyon eng og'ir qalloq to'qinishni keltirib chiqargan. Natijada kam deganda 21 Hindiston askari va nurg'ulg'on Xitoy askarlari o'lgan. Chegarada talash tortish boshlangandan buyon Xitoy askarlari Hindiston ilgari kontrol qilgan rayonlarda chidir qurib olgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'tgan bir yildan nurg'un qo'shni davlatlarga o'ktamlik qilib kelgan bo'lib, zamin talabi, iqtisodiy manfaati va strategik ehtiyojini qo'llashdagi yomon niyatlarini oshkorlagan. Xitoyning Himalaya tog' tizmasida kent qurishimi Xitoyning janubiy chegarasini mustahkamlash uchun qilgan kengaymichiligi bo'lib, Xitoyning yomon niyati Butan zaminini egallab olishdimi ifodalangan. Butan Budda dini davlati bo'lib, nufusi aran 800 ming keladi. Xitoy bu yil yozda Butanning yana bir tarafiga joylashgan Sakton yovvoyi hayvonlarni qudash rayonidagi taxminan 750 kvadrat kilometrlik rayondami egallik huquqi da'voz qilgan. Tayvan qurol savdosida Amerikaning ikkili partiyasining qo'llashiga erishdi. Amerika ovozining 30-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerikaning Tayvanga qurol sotish loyihasi Amerikadagi ikkili partiyaning qo'llashiga erishgan. Xabarda qayd qilinishicha, Tayvandagi Amerika jamiyatining boshlig'i Brent Kristensen 28-noyabrdagi bir ommaviy faoliyatga qatnashganda, Amerika Jumhuriyatchilar partiyasi va Demokratchilar partiyasining Tayvanga qurol sotib berishni qo'llaydiganligi, shundoqla Tayvan munosabati qonunini ijro qildiganligini bildirgan. U yana Amerikaning kelar yili Tayvanga 5 milliard 200 million dollar qimmatida qurol sotib berganligini aytgan. Ammo Tayvan davlat mudofaa ministrligi organ to'rida bu haqda tushuncha berib, Tayvanning kelar yili mazkur zo'r summali qurol sotib olish planining yo'q ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil kirgandan buyon Trump hukumatı Tayvanga bir qator zo'r ko'lamdagi qurol-yaroqlarni sotib berishni tasdiqlagan. Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Wu Jian bayonot e'lon qilib, Amerikaning Tayvanga qurol-yaroq sotishi Xitoy prinsipi va Xitoy-Amerika 3 bo'lashma kelishimidagi belgilimiga og'ir xilof. Xitoyning egallik huquqi Bexatalik va zamin putligiga og'ir ziyon solganlik deb norozilik bildirgan. Xitoy yaqinqi mazgillarda Tayvandan qaytarilish uchun zo'rlik kuch ishlatishdan yanmaydiganligi ko'p qitim ta'kidlangan bo'lib, Tayvanga qaratgan harbiy tahdidni ham kuchaytirgan. Bularning qatorida harbiy aeroplanlarni ko'p qitim Tayvan bo'g'izining markaziy liniyasidan uchishga avitish qatorliklar bor ekan. Turkiyada yangidan sirqi chiqish cheklamasi e'lon qilindi. 30-noyabr ichilgan Turkiya ichki kabinet yig'indan keyin prezident Recep Tayyip Erdoğan yig'indan qaror qilingan sirqi chiqish cheklamasini e'lon qilgan. Yangi cheklama qaroridan munolar bildirildi. Hafta ichi har kuni kech soat 21 dan atigan soat 5 gacha sirqi chiqish cheklandi. Hafta oxirida bo'lsa juma kuni kech soat 21 dan boshlab dushanba atigan soat 5 gacha sirqi chiqish cheklandi. Ya'ni shanba yakshanba kunlari uydan sirqi chiqishga bo'lmaydi. 65 yoshdan yuqorilar va 20 yoshdan tuvallar ommaviy qatnash vositalariga chiqsa bo'lmaydi. Oshxona restoranlar tamoq yetkazishdan boshqa mulozimat bilan ta'minlanmaydi. Yasli va shuningga o'xshash ma'arif o'rinlari bir mazgil xizmatdan to'xtaydi. Milichmanlar do'koni, talla bozori,
kasabxana ve meyve dükkanı qatarlıq orınlar belgilendiğin vaqtlarının sırtıda çekilmeye uçuraydı. Erdoğan sözü de yana, içki kabinet yığındaki mühim meselenin Xitay virusu hakkındaki özgertişler ikilikini, künüle yukumlanışçılarının 30 bin yetişe tıxımı dikkat kılışı kerehlikin bildirgalıqını, virusun tarqilişini tizgileş üçün mezgur tedbirlerine yolu koyuqalıqını, belgilgen tedbirlerinin qattıq icra kılınışını ümit kıldıqalıqını bildirgen. Kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanıcılar devamlı köpeymekte. 30 noyabr Türkiye Sehiye Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 31.219'a yetkirlikini elan kıldı. Sehiye Ministri bergen melumatıda Xitay virüsü bilen yukumlandı deb güman kılıngan 176.656 kişi teşhürülüş arkalık yeniden 31.219 kişinin yukumlanalıkının inihlanalıkı. 6514 kişinin doktorhan dikerliki. Bir gün içinde yine 188 kişi kaza kılıp 4285 kişinin selametliğinin esige kelgelikini bildirdi. Nöbette Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri selametliği esige kelgeller cemi 404727'ye. Kaza kılgallar 13746'ye yetken. Fahrettin Koca sözü diyene tedbirlerini tıxımı küçeytiş gereklikini, halkının bununla masiş bir işini ümit kıldıqalıkını bildirdi. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşmek isteyenlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar programın ahırda ekran arasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eylemek. Selamun aleyküm ve rahmetullah.